Yeşim. 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 Ay Meftune abla. Ödümü patlattın ya. Ne görüyordu benim kuzum rüyasında öyle kıpır kıpır? Ay, ben şimdi sabah evden çıkıyordum. Bir bakıyorum karşımda Çınar. Her zamanki gibi. Hadi kalk gidiyoruz diyor. Nereye gidiyoruz diyor. Ben de onu soruyorum işte. Nereye gidiyoruz çakır gözlüm diyorum. O da bana diyor ki sürpriz sözlüm diyor. Sözümüzü kutlayacağız diyor. Ben diyorum ki ay romantik öküzüm benim diyorum. Sen bana sürpriz mi hazırladın diyorum. O da hiç hazırlamaz mıyım diyor. Ben de diyorum ki ay canım. Diyorum diyor, diyorum diyor. Anca laf, anca laf. Bir faaliyete geç. Ay, tamam peki. Geçiyorum. Geç. İşte bu böyle beni bir yere götürmüş. Benim gözüm böyle ipek eşarpla bağlanmış. Yavaşça açıyor. Nenemin teknesi. Böyle güvertede muhteşem bir masa. Masada mumlar falan. Nasıl romantik, nasıl romantik. Çınar'ın kafasında bir kaptan şapkası. Nasıl karizma, nasıl karizma. Böyle çakır gözleriyle bana bakıyor. Ben kendimden... Nasıl geçiyorum? Nasıl geçiyorum? Süreyya Bey de orada mı? Ay Meftune abla! Ne işi var dedemin orada ya? Ay ne bileyim, onun teknesi değil mi? Ay Meftune abla, karıştırma benim kafamı şimdi. Nerede kaldım ben? Çınar sana bakıyor, sen kendinden geçiyorsun. İşte ben kendimden geçmişim böyle. Çınar böyle bana doğru eğiliyor. Eğiliyor böyle öptü öpecek yani. Benim kalbim güm güm. Sonra güm. O güm güm kalbimden değilmiş. Horon ekibiymiş. Ay horon mu? Bu nasıl rüya Yeşim ya? Hiç sana yakışıyor mu? Ne yapayım? Rüya işte. Horon teptik biz de. Ay. Havşaka. Habibe, Barutçu apartmanında. Hayırdır, moron tepmeye mi? Moron tepmeye canım, moron tepmeye. O benim sabahlığım o. Yenge, saat kaç oldu? Ne kadar uyudun maşallah da? Saat daha 7. Benim sabahlığım mı? Neler ettim size, neler ettim. Kıymaklar ettim, mısır ekmeği pişirdim. Ay Habibe, ha sen mi ettin bütün bunları? He babaanne, ben hazırladım maşallah ba. Kız Polly, hamarat kız nasıl olurmuş fark ettin mi? Benim geceliğimi giymişsen onu fark ettin mi? Hapen verdim onu. Yoktu geceliği garibimin. O dana gibi valize çeyiz koyacağına bir pijama koyaydı ya. Olmaz Poli yenge. Ben Çınar'ın sevdası bir kritiğini almadan kocaya kaçtı dedirtme. Ay hala Çınar'ın sevdası diyor ya. Hala koca diyor. Ay kafayı yiyeceğim ayol. Ay sakın Poli, bakarsın bir gün lazım olur. Ay. Sen hadi git Çınar'ı çağır da hazırladıklarını görsün. Unutmuştur. Sütünü yatırayım da sabah aç karnım açsın. Uyandır beni bu kabuslardan Allah'ım. Bunun üstündeki ne? Benim bu çilem ne?
sütümü getirdim. Habibe, sabahın köründe bu kılıkla elinde sütle ne işin var senin benim kapımda? Manyak mısın kızım sen? Anladım ben anne. El görür söz olur dersin ama korkma. Biz bir sayık. La havle. La havle. Ay, ne kadar tatlı uşak. Çınar! Allah! Ay, geldi Kılçuk. Allah! Sen kime Kılçuk diyorsun acaba? Çınar, bu kızın burada ne işi var? Ayrıca bu üstündeki şey ne? Yeşim, kurban olayım kızma ama bu bana kaçmış. Ve bu üstündeki şeyle ilgili en ufak bir fikrim bile yok. Ne? Ne yapmış? Kaçmış mı? Seven kız sevduğuna kaçar canım benim. Kaçmayıp da ne yapacaktı? Üstümdeki de çok yakışmış. Maşallah bağ. Ah. Hey, nasıl değdirdin? Ay, sabahlığına ne yaptın? Abi bak kızım bu ne hal? Merhaba, ben de buradayım. Yaşım kızım bu ne hal? Haberi duyunca böyle fırlamış. Yürü yeşim yürü ben seni eve götüreyim. Yürü yürü. Hadi hadi. Hadi. Abi sen de bunun babasını bul. Bulacağım tamam hadi. Hadi. Baktı kız gitmeyi tuttu kolundan attı dışarı. Ne kadar da haşin uşak. Abi be. Yukarı. Hadi. Yürü oğlum hadi yürü. Yani Çınar. Ne olur yani? Ha ne olur? Pijamayla üstü açık arabaya mı binilir de? Üstü açık araba kullanma kuralları da Çınar Barutçu'dan sorulur zaten. Hayır, ötekine sözlendiği gece bir adama kaçılmaz demiyor da, leopar sabahlıkla elin sözlü adamına sabah sütü getirilmez demiyor da. Ben mi dedim bana kaç diye? Bir, hoş geldiniz. İki, kim kime kaçtı? Üç, nereden geliyorsun bu pijamayla? İstediğimiz sorudan başlayabiliyor muyuz? Şimdi dedem, birincisi hoş bulduk. İkinci sorunun cevabı o soruyu Çınar cevaplayacak. Üçüncü sorunun cevabı? Elektrikler kesildi ben. Çalışamadım. Bu soruya ben cevap vermek istiyorum Süreyya Beyciğim. Hiç düşündüğünüz gibi değil. Yeşim de pijamaları da geceyi evde geçirdiler. Sabah çıktılar. Ben şahidim. Peki. Yeşim sabah çıktı da bu pijamalara ne oluyor? Onlar niye Yeşim'le birlikte çıktı? Bu sorunun cevabı da tıpkı ikinci soruda olduğu gibi Çınar'da dedem. Habibe bana kaçtı da. Ne? Ne? Değil mi? Ben de duyduğumda aynen böyle ne? Dedim. Haliyle o sırada pijamalarım da benimle birlikteydi. O yüzden onlarla birlikte evden fırladım. Ama gittim bir de ne göreyim? O kız benim sözlüme kaçmakla kalmamış. Bir de leopar sabahlıkla Çınar'a süt getiriyordu. Dikkatinizi çekerim dedeciğim. Leopar sabahlıkla. Pijamalarım ve ben çok mağdur duruma düştük yani. Benim söyleyeceklerim bitti dedem. Benimkiler çoktan bitti. Hadi sen git üstünü başını değiştir. Sonra biraz dışarı çıkalım, dolaşalım. Tabii Süreyya dedem de müsaade ederse. Yeşim, sen git üstünü değiştir.
Sen de bana şu Habibe mevzunu bir anlat bakalım. Anlattıklarına göre bakarız. Buradan Yeşim'le mi çıkarsın? Yeşimsiz mi çıkarsın? Yoksa hiç çıkamaz mısın? Süreyya dedem, ver bir elini öpeyim ilk önce ya. Anlatırım ben. Hemen anlatacağım sana şimdi. Öptün abla, nasılsın? Bir dakika. Yeşim, bir an önce evleniyorsa. Niye çakır gözlüm? Ya kızım, böyle bütün gün baş başa beraber çok güzel ha? Evet, öyle. Ay, iş yok, güç yok, aşk var. Bütün dertleri unuttu be. Bir kez olsun abi aklıma gelmedi. Şimdi geldi. Ay. Aferin sana Yeşim. Gül gibi ortamın içine ettin. Zaten dedenden yediğim lafları daha hazmedemedim. Bir de Habibe dedin, tam oldu. Ay tamam tamam. Ben bozduğum gibi düzeltirim çakır gözlüm. Merak etme sen. Çınar, sana Kız Kulesi'nin hikayesini anlatayım mı? Çok romantik. Hadi anlat. Çok eskiden acayip zalim bir kral varmış. Bu kralın çok güzel bir kızı varmış. Kız çok güzelmiş ama talihsizmiş. Çünkü zalim kral güzel kızını bu kuleye hapsetmiş. Kesin o kız bir şey yapmıştır. Yoksa babası durup dururken niye kuleye hapsetsin? Ay Çınar, kız niye bir şey yapsın ya? Babası durup dururken niye kuleye kilitlesin kızı? Kral adam da... Yok yok. O prenses kesin bir halt etmiştir. Uf Çınar, bu çok saçma bir kere. Büyücüler krala senin kızının ölümüne bir yılan sebep olacak demişler. Ondan kitlemiş. He, kızın rahat durmaması saçma. Büyücünün gelip kıza yılan sokacak demesi saçma değil. Ay, masal bu işte. Ay ben devam ediyor muyum, etmiyor muyum? Tamam, devam et. Günlerden bir gün başka bir zalim adam kuledeki prensese bir sepet üzüm göndermiş. Çavuş üzümümü yapınacak mı lan? Haydi. Ay Çınar, ne alakası var şimdi ya? Tamam da dellenme, canım çekti. Neyse, neyse. İşte o üzüm sepetinden de bir yılan çıkmış. Yılan zehirliymiş tabii. Böyle en büyüklerinden filan. Piton. Ya bu ne biçim kral da? Bunun adamları yok mu? Sepeti kontrol etmemişler mi? Ay etmemişler işte. Kız da ölmüş. Saçma. Hayır, ben burada masal anlatıp romantik bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Ama nerede? Adam öküz. Bunun neresi romantik? Haydi. Tamam Çınar, sen daha romantiğini anlat canım. Tamam, gel. Bak. Bizim köyde bir kız vardı. Adı Hatice. Bu kız birine sevdalanmış. Sonra bu sevdalandığı çocuklar kaçmışlar. Kızın abisi bunların peşine düşmüş. Şehre varmadan yakalamış bunları. Çekmiş silahını, dayamış oğlanın alnına, basmış tetiği. Ay. Sen misin demiş benim kız kardeşimi kaçıran. Beyni bir yere dağılmış, dala duvara yapışmış. Ondan sonra gözleri böyle yamaçtan aşağı tangır tangır yuvarlanmış. Ay, iğrenç. Neresi iğrenç lan? Senin anlattığın hikayede kız ölüyor. En azından benim anlattığım hikayede herif geberiyor. Benimki daha romantik. Yok. Yok. Yok yok. Vallahi benim bir şeyler yapmam lazım. Yoksa bizim hikayemiz en romantiği olacak. Niye? Çünkü kız adamı öldürecek. Ama ben öğreteceğim sana romantizmi. Öğreteceğim, öğreteceğim.
Kolay gelsin. Sağ ol abi. Buyur. Patron yok mu? Ya saat daha 7. Bu saatte gelmez ki. Haydi. Ben araba alacaktım. Ne olacak şimdi? Kusura bakma da abi. Rüyanda falan mı gördün? He be koçum. Rüyamda gördüm. Dedim ki beyaz araba Murat'tır. Gidip alayım dedim. Sübhanallah. Kes lan tıraşı. Hadi bana araba sat. Ben mi? Yok ben. Tabii sen oğlum. Bırak şunu. Hadi gel. Bugün siftahı sen yap ya. Gel. Kaç basıyor lan bu? Abi, ya abi dur. Ya böyle olmadı ki ama ya. Oldu. Çok güzel oldu. Benim arabayı çocuklara aldırırım. Hadi eyvallah genç. Ya abi dur ya. Abi. Ulan oğlum bizim araba nereye gidiyor? Ya vallahi patron adam bastı gitti. Ya ama kendi arabasını buraya bıraktı. Sonra çocukları çektirecek miymiş neymiş? Ya işlemlerini de sonra halledecekmiş. Al bu da siftah. Helal olsun. Sakin. Kayıyorsun. Günaydın Aras. Günaydın Barutçu da. Bu ne? Araba. Ha. Yeni mi? Hayır sana pek olmamış da. Bana değil lan. Yeşimi aldım. Bu tiki arabası. Ne yapayım oğlum ben bunu? Lan oğlum. Sen kim oluyorsun da benim kardeşime araba alıyorsun lan? Ben senin kardeşinin sözlüsüyüm. Sana ne lan? Sözlü ne oğlum? Nikahlı kocası mısın? Hadi abi hadi. Bir araba alınacaksa ben alırım Yeşim'e. Aras. Yeşim'in arabasını hurdaya Habibe çıkardı. Bunun sorumlusu benim. Kız manyak oğlum. Sen nereden sorumlusu oluyorsun? Tamam uzatma da. Erken bir düğün hediyesi olarak say. Yakında evleneceğiz zaten. Ne zaman? Vallahi gidelim bir nikah tarihi alalım diyorum. Yeşim nasıl bir düğün isterse... En erken ona göre hazırlıklar ne zamana yetişirse. İyi abi. Ben artık bir şey demiyorum. Evlenin belanızı bulun. Aa. Niye öyle söylüyorsun ya? Kimse belasını bulmayacak. Her şey çok güzel olacak. Ha anasını satayım ha. Ben de onu diyordum. Bekle beni kızım burada bekle. Yeşim'i alıp geliyorum. Süreyya dedeciğim hürmetler. Çınar hoş geldin. Abla hayırlı günler. Hoş geldin oğlum. Yeşim nerede? Havuz başında. Tamam ben oraya gideyim o zaman. Saygılar. Yalın Aras! Dışarı çık! Çok komik. Oğlum Yeşim nerede? Müftün abla burada dedi. Ya şimdi buradaydılar da Deniz'in bir derdi mi varmış ne? Ona çare bulacağız diye çıktılar gittiler. Yine ne çeviriyorlarsa. Çınar, Yeşim Deniz'le gitti. Yetişemedim kuzucuğum. Haydi. Müftün abla sen Çınar'a en iyisi bir bardak soğuk su getir. Ulan Yeşim, kızım beni sevdiğini bilmesem sallıyor diyeceğim arkadaş. Bu nedir da? İyice Defne'ye bağladım, kendi kendime konuşuyorum.
Lan makine oldu. Buna bir çözüm bulmam lazım. Aras! Hop! Oğlum biraz daha yalnız kalırsam Defne'ye bağlamamam meselesi. Ne diyorsun oğlum? Lan Aras, kafa dağıtmaya gidelim mi lan? Dertleşiriz. Tamam lan, gidelim. Hadi lan. Hadi. Hadi adamsın sen. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Aynen. Ben böyle telefonun... Yapma. Koy cebine. Yürü, dertleşmeye gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.